Herkese selamlar. Bu videoda sizlere yine çok güzel fiyat performans oranında harika bomba gibi bir laptop ile karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Casper Excalibur G870 laptopu sizlere tanıtacağım. Fiyatı 22.500 lira. Bana bir arkadaşımız yorumlarda "Hocam 20K için de önerir misin? Hem oyun hem de uzun yıllar götürsün istiyorum. Şimdiden teşekkürler." diye bir yorum yazmış. Ben de onun için ve tabii ki 20.000 liraya kadar bütçesi olanlar için böyle bir laptop buldum. Peki 22.500 lira, sen 20.000 lira diyorsun, 2.500 lira niye arttırdın diye soracak olursanız arkadaşlar, bence 20.000 lirayı veren 22.500 lira, yani 2.500 lirayı daha verebilir diye düşünüyorum. Mesela ben de öyle yapıyorum. Peki 20.000 lira laptop yok mu piyasada diye soracak olursanız, tabii ki de var arkadaşlar. Mesela HP Victus 15 var burada. Fiyatı tam olarak 19.999 lira. i5-12500H gayet güzel bir işlemci var. 16 GB RAM var. 1 TB da M.2 SSD var. Gayet mükemmel. Ama arkadaşlar, ekran kartı olarak RTX 3050 Ti. Şimdi uzun yıllar götürecek bir laptop arıyorsanız RTX 3050 ve 3050 Ti pek doğru bir seçenek olmayabilir. Çünkü arkadaşlar 4 GB'lık bir video RAM kapasitesine sahip RTX 3050'ler performanslarda biraz kayıp yaratabiliyor. Bu yüzden yani chipsetinin iyi olduğuna bakmayın. Video RAM kapasitesi 4 GB olduğu için oyunlarda sıkıntı yaşamasanız da render gibi sıkıntı yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden diyorum 2.500 lira artırabilirseniz 6 GB video RAM kapasitesine sahip RTX 4050'li bir laptop sizlere öneriyorum. İşlemci olarak da hemen hemen aynı. Birisi 12500H, diğeri ise 12450H. Tabii ki 12500H daha performanslı ama aralarında çok da büyük bir performans farkı yok arkadaşlar. Her ikisi de 12. nesil i5. Peki 20.000 liraya sadece bu laptop mu var diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar. Aynı zamanda bir de HP Victus 16 var. Bunun da fiyatı yine 19.999 lira. Ve bu sefer bunda RTX 3060 ekran kartı var. Gayet güçlü ve performanslı bir ekran kartı, sizin de bildiğiniz gibi. Ryzen 5 5600H gibi bir işlemci de var. Bu da gayet iyi bir işlemci. 2021 yılında lansmanı yapılan bir işlemci. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü uzun yıllar götürür mü diye soracak olanlar için söylüyorum. 2021 yılında çıkan bir işlemciye göre günümüzde hala kullanılabilen güçlü bir işlemci. RTX 3060'ı besleyebilen bir işlemci arkadaşlar. 6 çekirdeği 12'de iç parçacı bulunan bir işlemci. Ama bunun da kötü yanı arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM'in bulunması. Şöyle sizlere göstereyim. 3200 MHz'ında çalışan DDR4 RAM kullanılmış. Hatta 2 tane 4 GB'lık RAM'lerden oluşuyor bunlar. Toplam 8 GB. Eğer derseniz ki ben bu laptopu alırım, serviste veya bir bilgisayarcıdan da bunu 16 GB RAM'e yükseltirim ve kullanırım diyorsanız, karar sizin. Kullanabilirsiniz. Ona diyecek bir şeyim yok, eyvallah. Ama biz bunu kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman, kasasını kendimiz açıp da bunu RAM'leri değiştirmeye kalktığımız zaman, bu laptop garanti dışı kalıyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı bu işler. Ama eğer derseniz ki ben bunu gider serviste 16 GB'a yükseltirim veya bilgisayarcıya yaptırırım, ben bu işle uğraşırım diyorsanız, 20.000 liraya bu laptopu da alabilirsiniz. Tabii ki buna 16 GB yükselteceğiniz için yine yeni RAM'den alacaksınız. Fiyatı yine artmış olacak. O yüzden ben kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Ha, bu şekilde kullanılmaz mı bu laptop diye soracak olursanız, ona da hemen cevaplayayım. Bu şekilde de kullanılır arkadaşlar. 8 GB RAM hala size oyun oynatır ve bazı küçük render işlerinizi yaptırır ama yetersiz kalır arkadaşlar. Oyunlarda daha düşük FPS alırsanız renderlar süreniz uzar, bilgisayar yavaşlar gibi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden 16 GB RAM artık 2023 yılı için gerekli bir kapasite olduğunu söylemem gerekiyor. Yani kısaca toparlayacak olursam, ben bu bilgisayarı alırım, 16 GB'ye kadar yükseltirim diyorsanız tabii ki de gidin alın. Ama yok, ben laptopu aldığım zaman dümdüz alıp kullanacağım, hiçbir şeyle onu bunu değiştirmeden kullanmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, size önerim 22.500 liralık ve bu videonun konusu olan Casper Excalibur G870 olacaktır. 22.500 liraya göre gayet güzel bir donanıma sahip. Aynı zamanda bu laptopta arkadaşlar Max Switch özelliği var. Max Switch nedir, hemen kısaca anlatayım. Max Switch sayesinde arkadaşlar harici ekran kartı olan RTX 4050'yi kapatıp dahili bir ekran kartını açabiliyorsunuz. Dahili ekran kartı nedir? İşlemcinin kendi içinde bulunan grafik kartıdır arkadaşlar. Bunu çok yüksek güç gerektirmeyen işlerde kullanabilirsiniz. Oyun gibi, render gibi performans ve güç gerektiren işlerde ise harici grafik kartını açabilirsiniz. Kısaca Max Switch bu özelliğe yarıyor arkadaşlar ve önemli bir özellik. Mesela HP Victus 16'da yok. Bu arada bende de HP Victus 16 var. 3060 ve i7'li olan modeli. İsterseniz onun da incelemesini, oyun testi videosunu izleyebilirsiniz. Videonun sağ üst köşesinde videoları bırakıyorum. Aynı zamanda shorts videosu olarak da kutu açılımını yaptım ve ekran sallanma sorununa değindim. Şimdi bu laptopun fiyatı 22.500 lira ve 4 gün boyunca arkadaşlar bu fiyatta indirimli olarak satılıyor. 4 gün sonra fiyatının 24.400 TL'ye çıkacağı söyleniyor. Son 33 ürün kalmış. Ben de o yüzden bu videoyu çektiğim tarihte yüklemek zorundayım. Çünkü siz de almak isteyen arkadaşlar indirimden hızlı bir şekilde faydalanabilsin. Şimdi kısaca özelliklerine gelelim. İşlemcimiz i5-14500H. Bu işlemci 8 çekirdeği bulunuyor arkadaşlar. Bu çekirdeklerden 4 tanesi performans çekirdeği, 4 tanesi ise verimli çekirdeği. Bu performans çekirdeği dediğimiz oyun ve render gibi işlerde kullanılıyor. Yani güç gerektiren işlerde performans çekirdeği.
Verimli çekirdeği ise internette gezinirken veya ofis işleri tarzında video izlerken bu tür işlerde pili en iyi optimize eden, en iyi verimli şekilde kullanan çekirdekler olarak belirtiliyor arkadaşlar. Ekrana gelelim. 1080p çözünürlüğünde 15.6 inçlik 144 Hz 3000 saniye gecikme süresine sahip IPS panel tipiyle birlikte gelen bir ekran var arkadaşlar. RAM olarak da 3200 MHz hızında çalışan 16 GB'lık DDR4 RAM kullanmış bu sistemde ve 1 TB'lık da SSD var. Gayet güzel olmuş bu donanıma, bu güçte 1 TB'lık SSD çok yakışmış arkadaşlar. Fiyatına göre de 10 numara olmuş ve bu laptopun en baba donanımı olan RTX 4050'yi anlatayım arkadaşlar kısaca sizlere. 6 GB video RAM kapasitesine sahip. Bu da 3050'ye göre çok daha performanslı bir ekran kartı yapıyor kendisini. 3060 seviyesine kadar çıkartıyor hemen hemen. Bit olarak 96 bite sahip ve DLSS 3 gibi en yeni teknolojileri içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Şöyle size hemen Casper'ın kendi yayınladığı grafiği göstermek istiyorum. Burada yapay zeka ile performansı daha yukarı katlıyorlarmış RTX 40 serisi ekran kartlarıyla. Yani bu da demek oluyor ki RTX 4050 3050'ye göre %44 daha yüksek bir performans değerine sahip. RTX 3060'a göre ise %24 daha yüksek bir performans değerine sahip olduğunu görüyoruz burada. Yayınlanan tabloya göre konuşuyorum. Son olarak da 3 tane USB 3.1, 1 tane Type-C girişlerine sahip arkadaşlar bu laptopumuz diyorum. Onun dışında klavye RGB aydınlatmaya sahip sizin de gördüğünüz gibi. 2 yıl garantiyle birlikte ömür boyu da performans garantisi sunuyor. Bu önemli bir şey bence. Casper'ı bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Güzel bir tasarım var. Arkasını gördüğünüz zaman şöyle turuncu ve gri detaylar çok hoş gözükmüş. Burada Excalibur logosu. Sade ve şık bir bilgisayar olduğunu gösteriyor. Ben çok beğendim bilgisayarı arkadaşlar. Hem donanımlarını hem de tasarımını çok beğendim. Şöyle kısaca soru cevaplarına bakalım isterseniz. Batarya arkadaşlar 4350 61 watt saat hızında bir batarya bulunuyormuş. Bakın şöyle bir soru cevap gördüm. Bu bence çok önemli çünkü ürüne ekstra RAM veya M.2 SSD eklersek garanti bozuluyor mu diye sormuş bir müşteri. Onlar da cevap olarak incelemekte olduğumuz modelimizde RAM SSD yükseltme işlemi sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaparken cihaza zarar vermediğiniz sürece cihazınız garanti dışı kalmaz diyor arkadaşlar. Ama bizim tavsiyemiz bu işlemi yetkili servislerimize yaptırmanızdır diye uyarmışlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Casper arkadaşlar, eğer kendiniz SSD ve RAM desteği yaparsanız garanti dışı kalmıyor. Tabi eğer cihaza zarar vermezseniz, ama yetkili servislerde yapmanız en sağlıklısı olacaktır. Ekran kartının kaç watt olduğu sorulmuş ve 100 wattmış arkadaşlar. RTX 4050'nin 100 wattlık versiyonu kullanılmış. Yani performans olarak güzel bir ekran kartı. Gücünden kısmamışlar. Gayet performansla güçlü bir şekilde çalışabiliyor. Bakın burada zaten Max Switch var mı diye sorulmuş ve Max Switch mevcut diye cevap yazılmış arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi. Evet, laptop bu şekildeydi. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Eğer siz de Casper Excalibur G870 olur, HP Victus 16 veya 15 modellerini kullanıyorsanız bunları yorumlarda deneyimlerinizi, yorumlarınızı veya şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Belirtmeniz çok iyi olur arkadaşlar. Bu tür bilgisayarları almak isteyenler için bir cevap olmuş olur. Siz de deneyimlerinizi lütfen bu videonun yorumlar kısmında belirtin diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteğinize çok ihtiyacım var. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.